Buralarda bir yerde olmalı. Bu mu? Fasulye arıyoruz. Dalak değil. Aa. Anlamıyorum. Daha dün gece fasulye köşemizdeydi. Belki yanlışlıkla çöpe atmışsındır. Hey, bir çöpçü asla konserve fasulyelerini çöpe atmaz. Hele de o konservede 226 gramlık ceviz tütsülü bir mutluluk yatıyorsa. Bu gece bulduk. Yoksa aç kalırız. Stone, zırlamayı kes. Daha zamanımız var. Ben değildim ki. Bu ne be? O neymiş ya? Bilmem. Beyaz et mi acaba? O bir bebek senin salak. Evet işte. Seni bırakıp gittiler mi yoksa? Tipik Ramshackle işte. Ne yapıyoruz? Çöpe geri atıyor muyuz? Fasulye aramaya devam. Ne? Olmaz. Bu bebek doğanın nimetlerinden biri. Bu dünyada yapayalnız ona bakacak kimsesi yok. Yetimhaneye bıraksak ya. Ebenin ama Stone. Yetimhane bir çocuğu bırakabileceğin en kötü yer. Peki onu biz alsak? Bence... Ekibimizin en yeni üyesi. Adı ne olsun? Şeye ne dersin? Maggot. Kurtçuk. Sizce de kurtçuğa benzemiyor mu? Andırıyor. Her neyse kurtçuk. Kumarla aran nasıl ha? Banka soygunu, dolandırıcılık falan. Oo, ona kapkaççılığı da öğretelim bak. Harbi lan. Sidik ve fırsat kokusu. Eğlence meydanı. Bizim zengin züppelerin takıldığı yer. Şunlara bir bak. Zengin kendini beğenmişler. Tamamdır. Bugün Skip abin sana zenginlerin parasını nasıl dızlayacağını öğretecek. Bu çok zor bir iştir evlat. İzle ve öğren. Bol şans Bücür. Git ve sömür o züppeleri. Tek kuruş bırakma. Vinny, geçen hafta ne kadar az kazandığımızı hatırlıyor musun? Ayakkabı kemirmiştik hani. O kadar da kötü değildi. Hepsinin tadı aynı zaten. Hayır yani daha kendimize bakamıyorken bir bebeğe nasıl bakmayı düşünüyorsun? Unutma bir aralar sen de Maggot gibiydin. Skip'le seni yağmurda alarken bulmuştuk. Muhallebi çocuğu. Sonuç olarak Maggot da artık bizden biri. Bu sikik dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Biz bizeyiz. Ve sonra solucan oluyoruz. Ya da senin durumunda kurtçuk oluyoruz. İşte böyle. Aferin sana. Endişelenme. Sana inanıyorum. Yardıma ihtiyacın olursa biz üçümüz daima yanında olacağız. Tamam mı? İşte işaret geldi. Yürü hadi. Aynen. Oyun oynamak yerine yarışma provaları yapıyoruz teyzesi. Küçük beyliğimin kaybetmesine imkan yok. Rezil! Başka pis bir dilenci daha. Bu yaşta uyuşturucu batağına düşen bir evsiz. Gelmiş bir de utanmadan para istiyor. Beyli, bir şekerpare ipsiz sapsız fakirlere dokunmaz. Ve çok gülümseme. Makyajın bozulacak sonra. Aslında çocuğunuzun duygularına kulak vermek gelişimlerine büyük katkı sağlar. Öyle mi? Sanki ebeveynliği sizin gibi bir avuç. Çöpçüler! İmdat! Polis! Küp! Pardon, engel olamadım. Ay ya, susturun şu şıllığı! Vay be! Siktir be! Bizim bebe doğuştan çöpçü çıktı desenize! Epey sağlam bir okucuk bu bucuksun benden söylemesi. Ekibe hoş geldin. Maggot orada inanılmazdın. Kadını resmen yedin. Bu kimin aklına gelirdi? Peki. Sevgi dolu anınızı bölmek istemem ama eğer bir şey bulamazsak akşama yine ayakkabı kemireceğiz.
verseni salak kağıt. Fetüs dostumuza saldırmak ha? Ne sanıyorsun lan kendini? Aa bir saniye. Ramshackle'ın güzellik yarışmasının bir daveti bu. Her yıl yapılan o aptal bebek yarışması mı? Evet, abartılıyor bence de. Ama ödülü... $10 mı? Bu yemeğimizi Winnie'nin kutu taşısını ve fasulyeyi karşılar. Nasıl? Sen de mi katılacaksın? Bu ağır göt ister. Sadece zenginlere özelmiş. Düşünce tarzını sevdim bok cücesi. 35. yıllık Ramshackle güzellik yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. En yetenekli ve en güzel çocuğun reklam yüzü olarak seçileceği yarışma. Reklamlarda, filmlerde ve gevrek kutularında. Şan, şöhret ve $10 giden yolda kazanan çocuk sizin çocuğunuz olabilir. Peki Ramshackle'ın yeni şekerparesi kim olacak? Bunu çok yakında öğreneceğiz. Affedersiniz. Pardon. Fiyakalı küçük yavrumuzu en önden izlemeliyiz. Yılın en heyecanlı ve en havalı yarışmasına geçmeden önce sponsorlarımızı tanıyalım. Ramshackle'ın güzellik yarışması sponsoru Hick'in ceviz tütsülü fasulyeleri. Aldınız aldınız yoksa aç kaldınız. Bu sene epey çekişmeli bir yarışma olacak gibi. İşte yılların namağlup şampiyonu Taylee. Ters takla atabiliyor ama sadece kimse bakmıyorken. Tatlım, fiyakım yamalmış. Şu yarışma bir bitsin, seni evlatlıktan reddedeceğim. Şimdi ise sıra Brayden ailesinden Jayden'da. Telepati yeteneği var ama sadece kendi kendine. Jayden, sakın ala Brayden ailesinin adını lekeleme. Vallahi kapıya koyarım seni. Oğlum, bu zenginler neymiş böyle ya? Ve sırada... Megan? Umarım doğru okumuşumdur. Bravo Megan! Cidden kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Bir şey soracağım. Bu yarışma için bebeğinizi sıkı bir diyete sokup günde 82 saat çalıştırdınız mı bakalım? Yo. Aynen öyle. Zaferden bahsetmeden önce tekrar düşünürsünüz artık. Gözlerinize inanamayacaksınız sayın seyirciler. Megan solucanlıyor. Hayır. Kurçukluyor! Megat jürinin aklını başından aldı gerçekten! Bundan daha iyisini yapacak biri çıkmayacağı kesin! Diğer yarışmacıları da izlemeye gerek kalmadı. O yüzden 35. yıllık Ramshackle güzellik yarışmasının kazananı... Megat! Ne oldu lan? Benim yavrum kazanmalıydı. Çelimsiz patso bebek değil. Harikasın. Megan tatlım imzalarsın buraya. Haksızlık. Ve 10.000 dolar harcadım. Daha olamaz. Sorun yok küçük adam. Biz buradayız. Abi parayı alıp gidemiyor muyuz? Tabii ki hayır. Bir şekerpare olmak bunu gerektirir. Hatta şimdi üzüm bağı ve gıybet gazeteleriyle röportajları yapmayın, var. Yapmayın. Görmüyor musunuz çocuk ne halde? Bırakın da gidelim. Bak ne diyeceğim. Siz züppelerin de yarışmanızın da canı cehenneme. Sokakta yaşamadınız tabii. Nereden bileceksiniz? Ne bileyim. Empati kurmayı falan. Siz sokakta mı yaşıyorsunuz? Siz üçünüz de. Çöpçü müsünüz? Sizin burada olmamanız gerek. Çöplüğünüze geri dönün hemen. Derhal müdürünüzle görüşmek istiyorum. Bir bizi mi buluyor bunlar? Rahat olun beyler. Bize boşuna çöpçü demiyorlar. Skip, Megat'ı alıp güvenli bir yere götür. Tamam. Peki, müdürü mü istiyorsunuz? Tamam o zaman. Müdür benim oğlum, hayırdır? Kaos dolu hava, hadi başlasın kavga. Hak ettiğini bil daha ya. Ne fikiriz bundan? Çünkü tüm o zenginler gösterişi sever.
gönlümle. Yanındayım ben hep. Her şey iyi olacak. Adi değil hayat. Boşver kenara. Sokaklar bizim sonuçta. Bağımsızdır bir şeylere ne dersiniz? Hayır mı? Peki. Bana bakın lan amcıklar. Megat bizden biri. Yani ona elinizi bile süremezsiniz. Megat? Vay be. Çok hızlı büyüyorlar. Merhaba insanoğlu. Doğa ana tarafından insanlığın liyakatini ölçmek için görevlendirildim. Bunun için savunmasız bir bebek kılığına büründüm. Ve çok şey öğrendim. Ramshackle'ın hakikati gözlerimi açtı. Ve sizler layık değilsiniz. Şehriniz ahlaksızlığın ve yobazlığın dibine vurmuş. Kibriyle gözü kör olmuş ve bundan epey memnun gözüküyor. Size gelince sevgili çocuklar. Elbette kusurlarınız var. Soyunuz umarım devam etmez. Kalbiniz temiz ve iyi niyetlisiniz. Arkadaşlığınızsa çok güçlü. Siz üç ölümlüyle geçirdiğim her saniye içime aidiyet duygusuyla doldurdu. Son olarak bana bahşettiğiniz Megat ismi kalbimde hep özel bir yere sahip olacak. Dürüstlüğünüz karşılığında size 3 sent ve tam 226 gram ceviz tütsülü fasulye bahşediyorum. Artık ayrılık vakti. Görevim burada sona eriyor. Megat! İyi ki seni tanıdık. Seni hiç unutmayacağız. Ben de öyle Skip. Ben de öyle. Bana bak, bir kere çöpçü oldun mu geri dönüşü yoktur ha? Olur da yolun düşerse bizim gece konduya da bir uğra. Bugün de sana içiyorum. Teşekkür ederim ufaklıklar. Aa, bu arada son bir şey daha var. İlahi yargı! Elveda faniler. Uzun ve sağlıklı yaşayın. Sağlıklı, sağlıklı. Seni unutmayacağım. Görüşürüz, sonra yine gel. Aa, onu çok özleyeceğim. Ben de şimdi yine siz iki salağa kaldım. Sanki fasulye masulye demişti ama. Fasulye! Şüphelerle yaşıyorum bu bok çukurunda böyle. Bir gün kurtulacağım buradan, normal bir hayatım olacak ama ne zaman sen hayal kur, cehennemde görürsen geri dur. Hey söylensem de yaşayamam başka bir yerde. Ramshackle'dan ölüp kaldığımı bilen soran yok.